Bir hafta önce Yunanistan'da her türlü terör eğitimi almış bir insan elini kolunu sallayarak İstanbul'da yakalandı mı? Yunanistan benim dostum olamaz. Hiç kimse karışmayacak. Ne Amerika ne Rusya ne Çin. Yunanistan'ı bana başa baş bırakacaklar. 24 saatte Atina'dayım ben. Yunanistan kim ki? Yunanistan üfürükte teyyare. Haydi gidelim onu bakayım. Tayyip Erdoğan olmayı sen alıyorsun. Alın onu. Recep Tayyip Erdoğan kazanacak mı kazanmayacak mı? Öngörün nedir? Her şeye rağmen %50'nin üstünde oy toplayabilecek mi? Recep Tayyip Erdoğan üzerinden gitmemek lazım diye düşünüyorum ben. Soruyu öyle sordunuz. Ben de o zaman şöyle cevap vereyim. Ben istesem de istemesem de sevsem de sevmesem de Recep Tayyip Erdoğan kazanacak. Niye kazanacak? Niye? Recep Tayyip Erdoğan iyi bir icraat yaptığından dolayı değil. Karşı tarafında muhalefetin iyi bir muhalefet yapamadığından, daha doğrusu istemeyerek de olsa belki de işlerinden birileri gizli olarak Recep Tayyip Erdoğan'a çalışıyorlar. Yani aslında eğer, bir partim var diyorsun. Eğer adam gibi muhalefet olmuş olsaydı 5-6 tane, 7 tane veya da 7,5 tane partiye gerek yoktu. Bir parti yeterliydi. Örneğin Atatürk'ün kurmuş olduğu Cumhuriyet Halk Partisi yeterli olması lazımdı. Ha niye yeterli olmadı? Adı var, kendi yok. Keşke kendi olsaydı. Peki efendim, şimdi Kemal Kılıçdaroğlu kendi adaylığımı ben hazırım diyor. Altılı masa isterse öne çıkacağım diyor. Halkta da Mansur Yavaş konuşuluyor. Şimdi bu iki isim üzerinden bir tartışma var. Mansur Yavaş çok rahat kazanır diyenler var. Hayır, kazanamaz Mansur Yavaş. Asıl Kemal Bey kazanır. Yönetime Kemal Bey daha uygundur diyen var. Ne düşünüyorsunuz? Mansur Bey hakkında düşünceleriniz neler? Eğer ikisi arasında bir seçim yapmak evet. gerekirse diyorsunuz, doğru mudur? Mansur Yavaş'ın bir adım daha önde olduğunu düşünüyorum ben. Cumhur İttifakı'ndan olduğunu biliyorum bir döneme kadar senin zaman zaman. Ben hala Cumhur'dayım ben. Çıkma ihtimalin var mı adaya göre? Cumhur İttifakı'ndan. Yani muhalefet öyle bir aday gösterir ki belki tek aday değil efendim. Heh. Başka adaylar da olabilir ya. Anladım. Cumhur İttifakı'ndan çıkıp başka bir kişiye oy atma ihtimaliniz var mı? Benim mi? Evet, sizin. Siz çünkü MHP kökenli olduğunuz için. Yok. Yok mu? Yok. Kimse illa Recep Tayyip Erdoğan'ı mı? Ben Cumhur İttifakı'nın adayı Tayyip Erdoğan diye oyumu atmıyorum. Karşı tarafa güvenim yok. Neden güvenim yok? Madem eğer karşı taraf adam gibi adam olsaydı diye düşünüyorum. Evet. Veyahut da iyi bir diyalog içerisinde olmuş olsalardı, şurada seçime kalmış 8 ay, hala senin adayın yok. Ben bunu soruştururum. Ben bunu sorgularım. Peki abi tamam, güzel sorguluyorsun, çok güzel. Bu sorgulamayı Cumhur İttifakı'na yapıyor musun? Erdoğan'ın çocukları, ailesi nasıl bu kadar zengin oldu? Şimdi açık açık konuşalım abi. Şimdi, bu sorgulamaları yapıyor musun? Şimdi, bak SPK yolculukları var. Şimdi ben hepsini sorgularım ben. Hırsızsa hırsız derim. Babam hırsız olsa babamdır. Duygusal davranıp da babama hırsız dememe gibi lüksüm olamaz yani. Var mı şu an sence? Hissediyor musun devletin bazı organlarında hırsızlık? Sadece bunu hırsızı sadece devlette aramamak lazım. Hırsız her yerde var. Doğru. Belediye başkanlarında da var. Şu anda beldesinde veya kazasında yaşamış olduğum İzmir'in ilçelerinde de var. Evet. Menderes'te var, Menemen'de var, Karşıyaka'da var, var oğlu var. Yani hepsinde yani, var, kabul mü ediyor? Hırsız, anlamadım. Hırsız bu bazı insanların, kötü niyetli insanların şeyine oturmuş, beynine oturmuş. Hırsızlık şu parti ve bu parti diye bir şey yok. Değil, doğru söylüyorsun. Ha. Şöyle bir mesele var abi, bakın 21 yıldır aynı parti. Bir değiştirsek mi diyenler var, mental yorgunluğa girdi diyenler var. Ben, kararlar ben bakın, farklı. Bakın ben değiştirilmesinden yanayım. Gerçekten. Evet, değiştirilmesinden yanayım. Ama karşı tarafta yok bir şey, elle tutulan, gözle görülen hiçbir şey göremedim, yok. Peki bir şey soruyorum sana. Erdoğan kazandıktan sonraki Türkiye'yi anlatır mısın? Bak bu görüntüler arşiv olarak kalacak. Anlatabiliyor muyum? Doğrudur, bizden doğrudur. Bizden sonraki nesiller izleyecek. Heh. Şu anda Erdoğan'a karşı %50'nin üzerinde insan olduğu söyleniyor. Çünkü en güçlü döneminde %52.5 aldı 2018'de. Evet. Şu anda ekonomi bu haldeyken bayağı bir yıpratıldı. Parti yıpratıldı, Erdoğan'ın kendisi yıprandı. %50'nin üstüne çıkamayacak çok söyleyeyim. Doğru bak çok ama doğru. Ama sen geçecek diyorsun yine. Çok doğru bir konuya temas ettin sevgili kardeşim. Şimdi ekonomi gerçekten çok önemli. Evet. Çok önemli. Ne diyorlar insanlar, ben açım diyor, param yetmiyor, susuzum, okulum yok, efendim işim yok, evimi kirasını ödeyemiyorum, evet. elektriğimi suyumu ödeyemiyorum falan filan. Çok doğru. Güzel ama her şey ekonomi değil. Ben de diyorum ki o insanlara, kardeşim sabah kahvaltınızda bir tek kuşun sütü eksik olmamak şartıyla. Akşam yemeğini istediğiniz yerde en güzel şekilde yiyin. En güzel illerde yaşayın. Oturun. Ama ülkenin bekası sıkıntı varsa bakın.
ki bana göre var. Abi nasıl bir beka sıkıntısı bak, içerisinde bakın, olabiliriz? Bakın, lütfen. Bakın bir saniye. Bir sordunuz, buyurun, sordunuz buyurun, sonucu. Buyurun. Lütfen ben cevap vereyim. Kim bizi bölüyor? Benim ekonomik sıkıntım var. Tamam. Hem de has safhada. Ama ben ne diyorum? O kahvaltımı yaparken o en güzel yerlerde, en güzel yaşam tarzlarında o yaşantımı yani sürerken yatlarla gibi. Şu an bizi yönetenler gibi onlar yatla, öyle yaşıyor. Yatlarla, katlarla en güzel yaşamımı sürerken eğer tepemdeki bayrak Türk bayrağı değilse, tamam. Ben özgür değilsem, ben Atatürk'ümü buram buram teneffüs edemiyorsam, tamam. Benim bir takım sınırlarda, güneyde, kuzeyde, batıda bir takım insanlar benimle uğraşıyorsa, ta ulu okyanus ötesinden bana bir takım sıkıntılar yaratılıyorsa elbette ki ben o kahvaltı olsun istemiyorum. Tamam, çünkü abi, kimse istemiyor. Çünkü midem alınmıyor komutanım, benim. Komutanım onu kimse istemiyor. Hı. Yani bu ülkenin bölünmesini bu ülkede yaşayan bir insan nasıl isteyebilir? Ayrıca şunu söyleyeyim. Ha. Bakın Suriye'de ufacık bir karışıklık oldu. Bütün dünya çekiyor şu anda ceremesini biliyorsunuz. En çok da biz çekiyoruz. Yani ülkelerin karışması ve bölünmesi komşularına da yaramaz. Komşuları bile izin vermez gerekirse bölünmesine. Doğru mu efendim? Yani bizim bir bölünmeyle alakalı korkutup sanki şimdi, bir tarafa kanalize ediyorlar gibi şimdi, düşünce hiç gelmiyor mu içinize? Şimdi sevgili kardeşim, komşularla benim bir ülkemin bölünmesiyle ilgili bir şey yok diyorsunuz. İşte daha yeni bir hafta önce Yunanistan'da her türlü terör eğitimi almış bir insan elini kolunu sallayarak İstanbul'da yakalandı mı? Yakalandı. Yani Yunanistan benim dostum olamaz. Bir kere bunlar mikro konular doğrudur. Hayır mikro konular değil. Hayır şöyle devlet bekası açısından baktığımızda Yunanistan ne ki? Ay öyle demeyeceksin. Yunanistan'ı bana bırak. Bana bırak. Bak ne diyorsun? Adalarımızı şu an aldılar biliyorsunuz değil mi? Ben emekli asker olduğumu söyledin doğru mu? Doğru. Ha o zaman hiç kimse karışmayacak. Ne Amerika ne Rusya ne Çin Yunanistan'ı bana başa baş bırakacaklar. 24 saatte Atina'dayım ben. Evet 24 saatte Atina'dayım. Yunanistan kim ki? Ha Yunanistan üfrükten teyyare. Haydi Cidal bakayım. Tayyip Erdoğan olmayı sen alıyorsun. Haydi Cidal onu bakayım. Tayyip Erdoğan olmayı sen alıyorsun. Alır onu. Anladım. Yani onun için benim Türk'ten başka dostu yok. Efendim. Yani bunun altını efendim, çizelim ülkeler lütfen. Arasında zaten dostluk düşmanlık olmaz biliyorsunuz. Yani çıkarlar olur, dengeler olur. O da onu zaten çıkarlar, dengeler olur. Her zaman tehlike altında olacağız yaşadığımız müddette. Çünkü bu işin raconu budur. Devletler birbirleriyle savaşır. Güçlü devletler diğer güçsüz devletleri yemeye çalışır. Burada yapacağımız taktiklerle hem kendimizin kazanması lazım hem de onlarla da çok bir savaş içine girmememiz gerekiyor. Bunun 100 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk bir harita çizdi bize gösterdi. Şimdi biz o haritadan sizce başka bir yöne gitmiyor muyuz efendim? Tamam muhalefeti eleştiriyorsunuz ama iktidar da bizi aynı yöne götürmüyor. Ben iktidarın da eleştirdiğim noktalar var diyorum bakın. Sadece muhalefet değil. Muhalefeti tabii ki eleştireceğim yerleri var. Daha dün bir tanesi çıkmış. Benim askerimin, benim polisimin şehit edildiği bir yerde şehit edenler onların bağlantıları, onların uçları bana bakanlık yapacakmış. Ya geçsinler bunları ya. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Gelsinler. Şunu bunlar, söylemek istiyorum. Bu ülkenin bakın bu ülkenin Milli İstihbarat Teşkilatı var, Jandarma İstihbaratı var, Polis Teşkilatı var. Hepsi çok güçlü. Teröristleri o zaman neden parti liderleri yapıyorlar? Oraya gitmeden tutsunlar. Sen bunun önüne geçebilirsin. Şimdi bir takım yasalar. Ama bir dakika. Acaba bize bir vurmamız için birisini çıkartıyorlar oradan. HDP'ye vurmak kolay. Herkes HDP'ye vursun. Böyle bir oyunun içine sürüklemiyorlar mı bizi milliyetçilikle efendim? Şimdi yasalar buna müsaade ediyorsa buna sen engel olamazsın. Ben Cumhur İttifakı'nın fikirlerinin de duyulmasını çok istiyorum. O yüzden yayınlıyorum. Çok teşekkür ederim. İzleyenler anladılar sizi. Ağzınıza sağlık. Bir abilerime de söyleyeyim. Tabii saygılar. Saygılar. Şimdi ben kendim engelliyim. Sağ kolumda bir sorun var benim. 2019'da asgari ücret ne kadardı abi? Ekonomiden sen sordun. Ben kameraman arkadaşa gösterdim. 2800. Şimdi ne kadar abi? 5500. Ocak ayında itibaren 6000 kusuru da geçecek. 7500 diye. 7500 lira da olacak. Bence iyi. Çiftçimize bakıyorsun, memurumuza bakıyorsun, emeklimize veriyorsun. Her türlü bütün imkanları yapılıyor. Tarımsal dersi şimdi gazetelerde kendim okuyorum ben. İnternetten kendim durdum. İcralara kalkmış banka icrası olanlara yeni bir düzenleme yaptı. Şöyle, Recep Tayyip Erdoğan başkanımız 21 bizim. 21 milyon küsür icra dosyamız, var. Evet Türkiye'de. 2000 liraya kadar 2000 liraya kadar affediliyor komple. Millet mahvolmuş 20-30 i̇şte, bin lira ama. Bunların düzenlemesi var. Bu ekonomiden biz memnunuz. Çiftçimize, eczacımıza, yetiştirmemize, devlet her türlü imkanları, her türlü kolaylıkları sağlıyor. Daha ne isteyelim?
Şimdi yine bir düzenleme de var. Bunu da ben gazetede okudum. Buradaki vatandaşlarımızla da paylaşmak istiyorum ben komple beraber abi. Fiyatta bir raviş olanları var. Şimdi önceden zam var. Şimdi denetleme sistemi geliyor. Denetleme sistemi geliyor. Abi eskisi gibi vatandaş her şeyini, meyvesini, sebzesini, her şeyini istediği düzgün fiyata yiyecek abi. Umarım. Başbakanımız bunları şey yapıyor. Sonra o zaman açık açık sormak isterim açık yüreklilikle. Dolar ve euro neden bu kadar yüksek? Azerbaycan parasının karşısında bizim küçük kardeşimiz olan Azerbaycan kardeşlerimiz, onların parası 7 kat, 8 kat. Bu bize yakışıyor mu? Ekonomiyi Damat Bey yönetiyordu. Instagram'dan istifa etti gitti birader. Bunlar yakışıyor mu bize? Bu konulara hiç sorguluyor musun? Tamam, sıkıntı yok. Tabii ki de en az şu anda %35 AK Parti ve Erdoğan seçmeni var. Bunlar gerçekler, sokaklar böyle. Ama bunları sorguluyor musunuz ve acaba oyunuz değişebilir mi? Ben bunu çok merak ediyorum. Vallahi ben açık söyleyeceğim abi. Bütün oyumu burada Recep Tayyip Erdoğan başkanımıza attım ben. İktidarda. Memnunuz da. Şimdi bu ülkede gençlere değer verilmiyor. Diyor ki gençler çalışmıyor, tembel. Efendim bizim yaştakiler, ya biz boyacılık yapıyorduk, hayatımızı kazanıyorduk, bakkalçılık yapıyorduk, manavcılık yapıyorduk falan filan. İş beğenmiyor gençler. Kardeşim, gençleri geleceğe yetiştirmemiz lazım. Şöyle ki, eğitelim, bunlardan mühendis olacak, doktor olacak, bilim adamı olacak, uzay adamı olacak. Gidiyorlar efendim, hepsi gitmek istiyor, öyle bir sıkıntının içindeyiz şu an. Hepsi de yurt dışına gitmek istiyor. Gidenler de paylaşıyorlar hatta, gittik diye. Gidiyorlar, başka ülkelere gidiyorlar. Yani bu ülkenin gençliğini kaybettikten sonra her şeyini biz kaybediyoruz bana göre. Seçimi sizce kim kaybedecek efendim 9 ay sonraki? Öngörünüzü alayım. Yani bunlar kaybetsin artık, yeter. 20 yıldır buradalar. Bir değişiklik olsun bu ülkeye haliyle. Yani. Peki aday önemli mi sizce Erdoğan'ın karşısında, yoksa aday kim olursa olsun kaybeder mi Erdoğan? Ya Atatürkçü, cumhuriyetçi olsun yeter.